Güzel güzel şeyler konuş ki çocuk moral bulsun. Evet. Nedir bu yani? Sen ne kadar masraflı bir gelinsin Aleyna ya. Yemin ediyorum canım sıkın ama seninle uğraşasın var yani. Uğraş ben hayatım. Anlamıyorum ya. Peki bohça işini nasıl yaptınız? Henüz bohça yapmadık. Ne? Nasıl yani? Neden? Nişandan en geç bir hafta sonrasında gitmiş olur. Hayır, kızınki ayrı gider, damadınki ayrı gider hayatım, zaten. Hayatım ben nişanlandım ama ben 2 yıldır nişanlıyım. Ben hemen evlenmedim, düğün yapmadım. Onu anlatmıyorum. Neden alelacele yapayım? Bizde nişan... Odası geçiyor. Aleyna bence sen ne yap biliyor musun? Bohçayı balayından falan sonra yap. Daha münasip kaçar. Niye 2 yıl önceden alıp gitmiş? Zaten odası geçmiş bir şeydir. Günaydın. Hayır, bohça öyle bir şey değil hayatım. Nasıl bir şey? Sen evlenmişsin ama evlenmemişsin. Çeyiz... Bohça da alışverişe çıkılıyor. Ve ben 2 yıl sonra evleneceğim için 2 yıl önceden kendime bir şey almadım. Sen şimdi onu alacaklarını da yazmışsındır kayınvalidene, evet, değil mi? Evet, aklımda zaten hep. Bak nasıl tanıyoruz artık seni. Bence siz bu kadar kafanızı yormayın. Kayınvalidem düşürsün. Ayıracağı bütçe belli. İsteklerim belli, az buçuk beni tanıyor. O yüzden siz dert etmeyin bunu, tamam mı? Size dert olmasın. Bütçe dediğin şey, kafanda oluşan rakam ne? Yani 80-90 milyarı bulur diye düşünüyorum. Hayat şartları 80-90. Çok pahalı. Abartma ya. Yani 8-9 milyar şey gibi söylüyor ya. Bir şey yok ki. 80-90 bin liraya bohça yapmayı planlıyorsun da millet o parayla ev diziyor ya. Bak ya. Bu dediğin doğru. Yok ama yani, şey, ne bekliyorsun? Ailen sana bu bütçeyi ayırdı mı? Evet. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Karşı taraf ne yapıyorsa benim ailem de aynısını yapmaya hazır. Ve kayınvalide odasıyla mutfak arasındaki perde kapanıyor. Aleyna 5 ay önce, 3 ay önce bile bir şey almaz. Aa. Modeli geçmesin diye. Alacağı gün alışveriş yapar. Bütçe ayırdın mı? Merak ayırdım, ediyor. Ayırdım. Yettiği kadar alacak, yetmediği açıkta kalacak. 80-90 bin diyor, haberin olsun. Var mı o kadar bütçe ayırdın mı? Ben 10 milyar ayırdım. 80 milyar istiyorsa Aleyna 80-90 üstünü de ailesi tamamlasın. 80-90 bin lira mı? Ne alacaksın kızım o paraya? Ben pamuk çarşafta yastık kılıflarında yatamıyorum. Bu kendi evimde de böyle bu arada. Hemen kaldırmayın. Benim saçlarım elektrikleniyor, kırılıyor. Nasıl yüzden, yani? Evet bildiğin satende ama elektriklenme olmuyor, kabarma olmuyor. Satende mi olmuyor? Evet satende olmuyor. Hayır saten saçı kırmaz doğru. Bu yüzden yani bir saten çarşaf takımı ne kadardır? İnan hiç bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Bunlar benim ilgilendiğim ilgi alanı değil. Söyleyeyim mi ne kadar olduğunu? Ne kadar? 2000-3000 civarı. Yani çok yoracağını düşünmüyorum bu fiyatın onu. Haftada 3 günde bir değiştirdiğimi düşünürsen de ayda 5 çarşaf yeterli bana.